Sevgili öğrenciler merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde 4. sınıf matematik çalışma kitabının karenin ve dikdörtgen çevre uzunlukları konusunu önce özet olarak anlatacağız. Daha sonra bu konuyla ilgili sorular çözeceğiz, problemler çözeceğiz. En sonunda ise konu değerlendirme 18'i yaparak bu konuyu sonlandıracağız. Dikkatle izlerseniz bu konuyla ilgili eksiğiniz kalmaz. Geometrik şekillerin çevre uzunlukları kenar uzunluklarının toplamına eşittir. Burada genel bir e, çevre uzunluğu nasıl hesaplandığını anlatıyor bize. Yani bütün geometrik şekillerin çevre uzunluklarını kenar uzunluklarını toplayarak bulabiliriz ama kare ve dikdörtgenin e, her zaman söylemiştik bunu daha önce de belirtmiştik. Özel dörtgenlerdir bunlar. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunluklarını farklı şekilde hesaplayabiliriz. Yani daha kısa yollarla bulabiliriz. Şimdi burada Dikdörtgenin kenarını hesaplarken 5 ile 3 toplarız, 8, 5 daha 13, 3 daha 16 bu şekilde bulabiliriz. Kareninkini ise 4, 8, 12, 16 şeklinde bulabiliriz. Ama burada dikdörtgen ve kare için ayrı daha kolay, basit bir hesaplama yöntemi var. Şimdi dikdörtgene bakalım. Önce buradaki e, gördüğünüz gibi 2 tane 5, 2 tane 3 var. Yani kısa kenar ve uzun kenarlar birbirine eşittir. O zaman kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarptığımızda biz aynı sonuca ulaşabiliriz. Gördüğünüz gibi burada önce toplamış 8, daha sonra da bunu 2 ile çarpıp 16'ya ulaşmış. Peki nasıl formüle edebiliriz biz bunu? Şöyle diyebiliriz. Tam da içine yazalım isterseniz. Çevre eşittir şimdi 2 çarpı diyelim ve parantez içinde uzun kenarla kısa kenarın toplamını şöyle yapabiliriz. Uzun kenar için UK artı kısa kenar için de KK kısaltmasını kullanarak biz bu işlemi formülize edebiliriz. Yani şunu gördüğümüzde dikdörtgen gördüğümüzde uzun kenar ve kısa kenar verilmişse önce onu toplayacağız daha sonra da 2 ile çarpacağız. Kareninkine bakacak olursak karede zaten bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşitse karenin çevresini bulmanın formülü nedir? Çevre eşittir. E karenin 4 e, kenarı vardır. 4 çarpı bir kenar uzunluğu için de şöyle K diyebiliriz. Yani bir kenar uzunluğunu 4 ile çarptığımızda direkt karenin çevresini bulmuş oluruz sevgili çocuklar. Dedektif Hayri bir kare ile dikdörtgenin çevre uzunluklarını bulmak istiyor. Aşağıda verilen şekillerin kenar uzunluklarını bularak Hayri'ye yardım eder misiniz? Şimdi buradaki kenar uzunluklarına bakalım. Şimdi bu bir kare olduğuna göre e, i̇ki kenarı verilmiş bize 14 cm olarak. Diğer kenarları da ne olacak? 14 cm olacak. Şuraya da 14 cm yazalım. Dikdörtgene bakalım. Dikdörtgende kısa kenarlar karşılıklı birbirine eşittir. Uzun kenarlar karşılıklı birbirine eşittir. O zaman buradaki kısa kenarımız ne olacak? Diğeri 15 ise bu da 15 cm olur. Yani farklı olamaz. Burası 22 ise o zaman burası da 22 cm olur sevgili çocuklar. Şimdi bize neyi soruyor? Çevrelerini bulmamızı istemiş. Karenin çevresini bulurken az önce öğrettiğim yöntemi kullanabiliriz. Çevre 2 nokta demiş. Biz şöyle formülümüzü aşağı yazalım. Çevre eşittir 4 çarpı bir kenar uzunluğunu biliyoruz. 14. O zaman çevre eşittir diyelim. 4 kere 4 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. 4 kere 1 4. 1 de elde vardı. 5 nedir burası? 56 santimetredir çevresinin uzunluğu ya da bunları toplayarak da bulabilirsiniz. Ama öyle uzun sürer böyle daha kısa yoldan bulabiliriz. Dikdörtgenin çevre uzunluğuna bakacak olursak dikdörtgenin çevre uzunluğunu nasıl yapacağız? Çevre eşittir 2 çarpı daha sonra uzun kenarla kısa kenarın toplamını yazacağız. Yani 22 artı 15 diyeceğiz sevgili çocuklar. Buradan işlem önceliğini hatırlayın. Çevre eşittir. 2'yi aynen yazalım. Çarpı bunların işlemini yapacağız. Önce parantezin önceliği vardır. Çünkü parantez içinin 2, 5 daha 7 yapar. Şöyle yazalım. 2, 1 daha 3 yapar. 37. Buradan da çevre eşittir. 2 kere 7, 14 yapar. 14'ün 4'ü dördü. elde var. 1, 2 kere 3, 6. Bir de eldemiz vardı. 7. Nedir? 74 santimetredir. Buradaki dikdörtgenimizin uzunluğu. Aşağıda verilen soruları cevaplarıyla eşleştiriniz. Sorularımıza bakalım. Kısa kenarının uzunluğu 7, uzun kenarının uzunluğu 15 cm olan dikdörtgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Direkt formülü yazarak bunu yapabiliriz aslında. Ama bu tür sorularda yapmamız gereken bir şey vardır. Öncelikle ne yapmamız lazım? Şekli çizmemiz lazım. Şimdi dikdörtgen dediği için biz ne yapalım? Bir dikdörtgen çizelim şöyle küçük fazla büyük olmasın. Üzerine de verilenleri yazalım. Kısa kenarın uzunluğu neydi? 7 santimetreydi. Uzun kenarın uzunluğu neydi? 15 santimetreydi. Şimdi böyle gözünüzün önüne gelirse görürseniz daha kolay yapabilirsiniz işlemleri. Burası 15 burası 7. Hemen işlemimizi yapalım. Nasıl yapıyorduk? Çevre eşittir. 2 çarpı parantez içinde 15 artı 7 diyorduk. Kısa kenar ve uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpıyorduk kısaca. Çevre eşittir. 15 ile 7'yi topladığımızda kaç olur? 22. 2 çarpı 22 diyeceğiz. Buradan da eşittir. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4 nedir? 44 santimetredir. Yani birinci sorumuzun cevabı 44 santimetre ile eşleştirilecek. İkinciye bakalım. Çevresi 76 santimetre olan kare şeklindeki arsanın bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Biraz saçma olmuş tabi 76 santimetre arsa olmaz. Ama biz burada verilen soruları yapacağımız için şimdi şeklimizi bir çizelim önce. Şöyle bir kare yapalım isterseniz. Kareye bakalım. Şimdi bu karenin çevresi ne kadarmış? Bütün çevre uzunluğu şöyle altına da yazalım. Ç eşittir 76 santimetreymiş. Şimdi burada ne istiyor bizden? Bir kenarının uzunluğunu istiyor. Bir kenarın uzunluğunu bulmak için biz bunun çevresini bulurken ne yapıyorduk? 4 ile bir kenar uzunluğunu çarpıyorduk. O zaman şöyle bir formülümüzü yazalım isterseniz. Çevre eşittir 4 çarpı kenar dedik. Bir kenar diyelim şöyle büyük harfle yapayım. Buradan da çevremiz kaç? 76. 76 eşittir 4 çarpı kenar. Şimdi burada verilmeyen çarpmada verilmeyen çarpanı düşünün. Verilmeyen çarpanı bulmak için ne yapıyorduk? Çarpımı yani sonucu diğer verilen çarpana bölüyorduk. Yani 4'e böleceksin burada. 76'yı 4'e bölersek biz bir kenarın uzunluğunu bulabiliriz o zaman sevgili çocuklar. Ve kolaylıkla bu işlemi yapabiliriz. Zaten bölme işlemi biliyoruz nasıl yapılacağını. 7'nin içerisinde 4 bir kere vardır. 1 kere 4, 4 yapar. 7'den 4 çıktı, 3 yapar. Daha sonra 6 indim aşağıya, 36. 36'nın içerisinde 4, 9 keredir. 9 kere 4, 36 yapar. Buradan da 0, 0. Yani bir kenarın uzunluğu nedir? 30, 19 santimetredir. Yani cevabımız burada 19. Bunu eşleştireceğiz. Sonrakine bakalım. Bir kenarın uzunluğu 32 santimetre olan karenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Kolay bir soru. Kareyi şuraya çizmiştik zaten. Tekrar onun üzerinde işlem yapabiliriz. Şuraya 32 santimetre diyor. Bir kenar 32 ise hepsi 32'dir buradan. O zaman ne yapmamız gerekecek? Çevre formülünü hatırlayalım. Yine yazalım. Yazmakta fayda var. Çarpı bir kenar uzunluğu yani 4 ile bir kenar uzunluğu çarpacağız demektir bu. 4 çarpı bir kenar uzunluğu 32 olduğuna göre şöyle çevre eşittir diyelim yine. Buradan eşittir dersek 4 kere 2 8 4 kere 3 12 128 santimetre yapar. Yani sonuncuyla eşleştireceğiz bunu da. Sonrakine bakalım. Çevresi 36 santimetre Kısa kenarın uzunluğu 6 santimetre olan dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Evet, kare olsaydı kolaydı ama şimdi dikdörtgen var. O zaman dikdörtgeni gözümüzün önüne getirmemiz lazım. Biraz farklı bir kalem rengi kullanayım artık her şey birbirine girmesin. Şöyle bir dikdörtgen çizeceğim ben burada. Şöyle çizeyim dikdörtgenimi. Şimdi bunun çevre uzunluğunu biliyorum ben. Çevre uzunluğu neydi? Çevre eşittir 36 santimetre idi. Peki bir kenarın uzunluğu verilmiş burada hangisi verilmiş kısa kenarı yani şurası yerli yerine yazalım hepsini 6 santimetre. Şimdi çevreyi bulurken dikdörtgenin çevresini bulurken yaptığımız formülü yazdığımız formülü hatırlayalım buradan çevre şöyle yazalım eşittir neydi 2 çarpı uzun kenar artı kısa kenar olarak yapmıştık. Şimdi burada çevremiz verilmiş 36 santimetre 36 eşittir 2 çarpı parantez içinde ee, uzun kenar bilinmiyor. O zaman uzun kenar artı kısa kenar verilmiş 6 diyelim. Şimdi buradan işlemimizi yapacak olursak nasıl yaparız? Şimdi burayı bir bütünmüş gibi düşünelim parantez içine. Ee, ve burada e, verilmeyen kısmı bulmak için bunu verilmeyen çarpan olarak düşünelim. Verilmeyen çarpanı bulmak için ne yapmam lazım benim? 36'yı 2'ye bölmem lazım. 36'yı 2'ye şurada böleceğim. 36 bölü 2 diyelim. 3'te 2 bir keredir. 1 kere 2 2 yapar. 3'ten 2 çıktı. 1, 6 aşağı indim. 16. 16'da 2, 8 keredir. 8 kere 2, 16 yapar. Buradan da 0, 0. Şimdi ben neyi buldum? Buradaki 18 neyin sonucudur? Aslında uzun kenarla artı 6'nın toplamının sonucudur. Onu da şöyle yapayım isterseniz farklı bir kalemle. Uzun kenar artı 6 eşittir 18. Çünkü bunun altını çizdim ya burayı buluyorum diye söylemiştim zaten. Buradan da verilmeyen toplanan olarak düşünebiliriz bunu. Uzun kenar eşittir 18 eksi 6 dersek oradan eşittir 12 olarak bulabiliriz. Yani bizim uzun kenarımız kaçmış? 12 santimetreymiş. Şuraya 12 santimetre yazabiliriz. Biraz karıştı gibi her şey birbirine girdi gibi ama renkli kalemler kullandım. Oradan anlayabilirsiniz. Kareli alanlarda verilen karelerden birinin kenar uzunluğu bir birimdir. Yani şuradaki şu kısmı bir birim olarak alacağız. Aşağıda verilen şekillerin çevresinin uzunluğunu bulunuz. Şekillerin yanına aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller çizerek şekilleri boyayınız. Birinci şeklimize bakalım. Şimdi burası bir birim uzunluğundaysa şu başlangıç noktasını şöyle koyu olarak belirtelim biraz. Çünkü bitiş noktasını oraya geldiğimizde tekrar orayı saymayalım. Buradan buraya 1, 2, 3, 4, 5 6 7 şurayı unutmayalım. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve buraya geldiğimizde şu birimi de saymamız lazım. Tekrar başlangıç noktasına geldiğimizde nedir burası? 18 birimdir buranın çevre uzunluğu. Buraya 18 birim uzunluğunda ben yeni bir şekil çizeceğim. Şuradan başlayacağım ben aşağıya doğru 6, yana doğru da kaç olsun? 3 olsun. Orayı aşağı indiğimde Şimdi burayı sayarsam 18 birim olduğunu anlayabiliriz. Nereden anlayacağız? 3 6 burası. 6 6 12 de burası. 12 ile 6'yı topladığımızda 18 birim olur. İçerisini istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Sonrakine bakalım. Şuradan başlangıç noktası olsun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bu nedir? 20 birimdir. Şöyle üzerine 20 birim olarak yazalım biz bunu. Ve bu 20 birime eşit yeni bir şekil çizeceğiz. Buraya geometrik şekil çizeceğiz. Onun için de şöyle bir şey yapacağım. Ben kare olmasını istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 buraya 5 aşağıya doğru. 1, 2, 3, 4, 5 yana doğru yine 5 olacak buraya. Sonra yukarıdan aşağı 5 olacak. Hepsi eşit olduğu için bunun 4 çarpı 5 20 birim yapar zaten. Bunu da istediğiniz renge boyayabilirsiniz yine. Alttakine bakalım. Başlangıç noktamız şurası olsun. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yine 18 birim oldu burası. Yukarıdaki şeklin aynısını buraya çizebilirsiniz isterseniz. Fazla zaman kaybetmeyelim. Şöyle 18 birim diye bunu yazayım ben. Aynısını alta yapabilirsiniz ya da farklı bir şey de çizebilirsiniz isterseniz boyayabilirsiniz de daha sonra. Şimdi buna bakalım. Buradan başlangıç noktası burası olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bu da 18 birim oldu. Evet bu defa yine bir dikdörtgen çizeceğim. Fakat şöyle bir şey yapacağım. 1, 2 3 4 olsun burası. Aşağıya doğru da 1 2 3 4 5 olsun. Şurayı birleştirelim. Sonra yukarıdan aşağıya da şurayı birleştirelim. Şimdi burası 4 4 8 5 5 10 yapar. Toplamda ne olur? Şurası 18 birimdi. Şöyle belirtelim isterseniz önce. Bu da 18 birim olur. 3 şeklimiz 18 birim, 1 şeklimiz 20 birim. Aşağıda verilen şekillerin çevre uzunluklarını belirleyip büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Çevre uzunluğunu ne yapacağız? Şimdi şuradan bir başlangıç noktası seçelim bize. Her iki, e, bir, şu karelerin daha doğrusu karenin uzunluğu bir birim olarak el alacaktık. A'nın uzunluğu ne kadar çevre uzunluğu? 28 birim. Şöyle altına yazalım. B'ye bakalım şimdi. Şuradan başlangıç noktamız. B şeklimiz ise 30 birim. Sonraki şeklimize bakalım C'ye. Şimdi bu kolay aslında. Şöyle bir kolaylık var bunda. Burasını sayalım önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası nedir? 6 birim. Sonra buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Burası da 6 birim. Şimdi burası 6 birimse burası da 6'dır. Burası da 6'dır. Yani burada 4 tane 6 vardır. 4 kere 6 ise 24 eder. Bu nedir? 24 birimdir. Bu bir karedir çünkü. Şimdi büyükten küçüğe doğru sıralayacak olursak. Büyükten küçüğe diye belirtmiş çünkü bize. Ne yapacağız? Önce B diyeceğiz. B büyüktür. Daha sonra A ve büyüktür nedir? En son C diyeceğiz. Bu şekilde sıralama yapabilirsiniz. İsterseniz sayıları da kullanabilirsiniz. Ama şekiller adlandırıldığı için bu şekilde sıralama yapmamız daha doğrudur. Çevre ölçme konumuza problemlere devam edelim sevgili çocuklar. Beren dikdörtgen şeklindeki masanın enini 3 karış, boyunu 5 karış olarak ölçüyor. Beren'in karışı 18 cm olduğuna göre Masanın çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Az önce de söylediğim gibi bu tür sorularda öncelikle hemen yapmanız gereken nedir? Verilen geometrik şekli çizmeniz. Bize dikdörtgen dediği için ne yapacağım? Ben buraya bir dikdörtgen çizeceğim şöyle. Karelerden faydalanarak tabii daha kolay çizebiliyorum. Şöyle uzadım Adem burasını da uzatalım ve şuradan aşağıya doğru yapalım. Şimdi diyor ki eni 3 karış. Yani şurası 3 karış olacak. Şöyle yazalım 3 karış diye. Boyu ne diyor? Boyu da 5 karış. Burası da 5 karış. Şimdi öncelikle neyi bulmam lazım benim? Bu masanın çevre uzunluğunu karış cinsinden bulacağım. Daha sonra da 18 ile çarpacağım bulduğum sonucu. Neden? Bir karış 18 cm çünkü. Unutma. Şimdi önce çevre uzunluğunu bulalım. Çevre uzunluğunu bulmak için çevre eşittir. 2 çarpı 5 artı 3. Yani uzun kenarla kısa kenarın toplamı. Çevre eşittir. 2 çarpı 5 parantez için işlem önceliği var. 8 çevre eşittir. 2 kere 8 nedir? 16 karış bunun çevresi. Peki bizden ne istiyordu? Kaç santimetre olduğunu istiyordu. Yani 16 ile 18'i çarparsam ben kaç santimetre olduğunu bulabilirim. Bunun çevresinin. Çarpalım. 8 kere 6 48. 48'in 8'i elde var. 4. 8 kere 1 8. 4 de elde. 12. Burası ne oldu? 128. 1 kere 6, 6, 1 kere 1, 1 toplarsak 8 e aşağı ineriz. 2, 6 daha 8. Daha sonra 1, 1 daha 2 nedir? 288 santimetredir bu örtünün, masanın çevresinin uzunluğu. Yandaki şekilde 6 eşkenar üçgen kullanılmıştır. Eşkenar üçgenlerden birinin çevre uzunluğu 108 santimetredir. Buna göre şeklin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Buradaki altıgenin çevresinin uzunluğunu soruyor bize. Ama verdiği ne var? Bir üçgenin çevre uzunluğunu vermiş. Ve bunların eşkenar olduğunu özellikle belirtmiş. Yani şu kenarlar birbirine eşitmiş. E bunun üçü de birbirine eşitse bir kenarın uzunluğunu nasıl bulabiliriz? 108'i 3'e bölerek biz bunun bir kenarın uzunluğunu bulabiliriz. O zaman 108 bölü 3 diyelim. Ve işimize devam edelim. 1'de 3 yoktur. 10'da 3, 3 keredir. 3 kere 3, 9 yapar. 0'dan 9 çıkmaz 10'dan 9 çıktı 1 burası 0 8 aşağı indim 18 18'de 3 6 keredir 6 kere 3 18 yapar 0 0 Yani burası nedir 36 santimetredir neresi 36 şunun bir tanesi 36 santimetre Bunun gibi kaç tane var 6 tane var sayalım istersen 1 2 3 4 5 6 tane O zaman 36 çarpı 6 diyeceksin unutma kenar sayılarının toplamıdır çevre uzunluğu. Burada kenar sayılarının uzunlukları kenar uzunlukları aynı ise çarpma işlemi yapabiliriz. 6 kere 6 36. 36'nın 6'sı elde var 3. 6 kere 3 18. 3 de elde vardı 21. Yani 216 santimetredir bu altıgenin çevresinin uzunluğu. Çevresinin uzunluğu 220 santimetre olan bir karenin kenarlarından biri bir eşkenar üçgen oluşturuyor. Bu eşkenar üçgenin çevresi kaç santimetredir? Hemen yine bir model yapmamız gerekecek burada. Yani bir kare yapacağız sevgili çocuklar önce. Böyle bu şekilde yerli yerine yazarsanız her şeyi işiniz daha kolay olduğunu göreceksiniz. Bunun çevre uzunluğu ne kadarmış? 220 santimetreymiş. Şöyle yazalım hemen. Çevre uzunluğu 220 santimetre. Ve diyor ki biri bir eşkenar üçgen oluşturur. Yani şu e, kenarlardan bir tanesi bir eşkenar üçgen oluşturacak. Bunları katladığımızda, ucuca eklediğimizde, daha doğrusu uçlarını birleştirdiğimizde buradan çıkarıp eşkenar üçgen oluyormuş. Bir tanesinin kenar uzunluğunu bulduğumuzda eşkenar üçgenin çevresini bulmuş olacağız yani. 224'e bölerek bunu kolaylıkla bulabiliriz. 220 bölü 4. 2'de 4 yok, 22'de 4 5 kere vardır. 5 kere 4 20 yapar. Buradan 2'den 0 çıktı. 2, 2'den 2 çıktı. 0. 0 aşağı indim. 20. 20'de 4. 5 kiredir. 5 kere 4. 20 yapar. Buradan da 0, 0. Yani bunun bir tanesi nedir? 55 santimetredir. Şimdi bu 55 santimetreden bir üçgen oluşuyormuş. O üçgenin çevresi de buraya eşit olduğu için direkt üçgenin çevre uzunluğu 55 santimetredir diyebiliriz sevgili çocuklar. Gülten Hanım dikdörtgen şeklindeki masa örtüsünün kenarına dantel örmek istiyor. Masa örtüsünün kısa kenarının uzunluğu 150 santimetre. Uzun kenarın uzunluğu 200 santimetre olduğuna göre Gülten Hanım kaç santimetre dantel örmelidir? Hemen dikdörtgen şeklinde bir masa örtüsü dediğine göre buraya bir ne yapmamız lazım? Bizim dikdörtgen çizmemiz lazım. Şöyle bir dikdörtgen çizebiliriz. Buradaki kısa kenar kaçmış? 150 santimetre imiş. Uzun kenar 200 santimetre onu da yazalım yerine ve bizden ne istiyordu? Bunun etrafına bir dantel yapacakmış yani bunun çevre uzunluğunu bulduğumuzda ne kadar dantel öreceğini bulabiliriz. Yani çevre eşittir 2 çarpı uzun kenarla kısa kenarın toplamı yani 200 artı 150 diyeceğiz. Buradan çevre eşittir 2 çarpı işlem önceliği olan yer zihinden toplayabiliriz. 200'e 150 eklediğimizde 350 yapar. Şimdi buradan da çevre eşittir 2 kere 0 0 yapar. 2 kere 5 10 onun 0'ı elde var. 1 2 kere 3 6 1 de elde 7 yani 700 cm ne gerekiyormuş? Dantel örmesi gerekiyormuş. Bunu da metre olarak 7 metre diyebiliriz. Bir kenarın uzunluğu 24 cm olan bir eşkenar üçgenin kenarları 7 cm uzatılıyor. Buna göre yeni şeklin çevre uzunluğu ile eski şeklin çevre uzunluğu arasındaki fark kaç cm olur? Aslında hiç işlem yapmadan direkt 7 cm uzatıldığına göre ve bu üçgenin 3 tane kenarı olduğuna göre ve birbirine eşit olduğuna göre 3 kere 7 21 21 santimetre diye yazabiliriz cevabımızı. Ama somut olarak bunu görmeniz için işlem yapacağım ben ve dikkatli bir şekilde izlerseniz mantığını daha iyi kavrarsınız sevgili çocuklar. Şimdi burada bir üçgenimiz var. Bu üçgenimizin çevre, bir kenarın uzunluğu ne kadarmış? 24 santimetreymiş. Eşkenar üçgen olduğu için hepsi 24 bunları. Şöyle 24 yazabiliriz burada da. Yanına santimetre yazmadım. Şimdi bunun ne yapılmış? 7'şer santimetre uzatılmış kenar uzunlukları. Şöyle yeni bir üçgen çizeceğim. Biraz daha uzun olacak çünkü 7 santimetre uzatılıyor. Tabii bunu eşkenar olarak düşünün siz. Biraz tam eşkenar olmadı ama 7 santimetre uzatıldığında ne kadar olur? 31 santimetre olur. Her kenarı 31 olacak. Bu da 31. Şimdi bize ne demişti? Arasındaki fark, çevre uzunluğu arasındaki fark. Çevre uzunluğunu bulurken, üçgenin çevresi eşkenarsa 3 ile 24'ü çarparak bunu bulabiliriz. 20, e, 3 çarpı 24 diyelim. Şöyle çevre diyelim önce. Eşittir. 3 kere 4, 12. Şöyle ç eşittir. E, 12'nin ikisi elde var. 1, 3 kere 2, 6. Bir de elde. 72 santimetre birinci üçgenimizin çevresi. Şimdi ikinci üçgenimize bakalım. Çevre eşittir. 3 çarpı 31 diyeceğiz. Bir kenar uzunluğu 31 çünkü. Çevre eşittir. 3 kere 1, 3 yapar. 3 kere 3 9 yapar. Nedir? 93 santimetredir. Bunun uzunluğu. Arasındaki farkı nasıl bulacağız? 93'ten 72'yi çıkaracağız. 3'ten 2 çıktı 1. 9'dan 7 çıktı 2. Gördüğünüz gibi en başta söylediğim 21 santimetreye ulaştık. Ama nasıl olduğunu görün diye bu şekilde modelleme yaparak bunu anlatmaya çalıştım. Siz zihninizde canlanıyorsa bu durum direkt 3 ile 7'yi çarparak bulabilirsiniz. Ama zihninizde canlanmıyorsa mutlaka şu modelleri yapın sevgili çocuklar. Daha iyi anlarsınız konuyu. Kısa kenarın uzunluğu 25 metre, uzun kenarın uzunluğu 36 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına 4 sıra tel çekilecektir. Bakın bu tür sorularda şuna dikkat edin. Kaç sıra? 4 sıra. Bunun için kaç santimetre tele ihtiyaç vardır? Şimdi burada e, bizden veriler metre verilmiş ama sonuç santimetre olarak istenmiş. Bulduğumuz sonucu santimetreye çevireceğiz. Unutmayalım bunu mutlaka yapalım. Şimdi bir tane dikdörtgen çizelim önce yine. Her şeyi yerli yerine yap yazmamız lazım. Çünkü dikdörtgenimizi çizelim. Yani bunun e, şeklinin güzel olması önemli değil. Önemli olan dikdörtgen şeklini çizmeniz sevgili çocuklar. Kısa kenarın uzunluğu 25 metre. Şurası 25 metre. Uzun kenarın uzunluğu 36 metre. Şimdi diyor ki şeklindeki bir bahçenin etrafına 4 sıra tel çekilecektir diyor. Etrafına dediği için öncelikle çevre demek bu zaten. Çünkü bir şeklin etrafının uzunluğudur aslında çevre uzunluğu. Yani çevre eşittir 2 çarpı 36 artı 25 dedikten sonra işlemimizi yapalım. Çevre eşittir 2 çarpı işlem önceliği var parantez içinin 6 5 daha 11 parantez yapmamıza gerek yok aslında burada ama onu yaptık artık kalsın. 11'in biri 3 2 daha 5 bir de elde 10 de eklediğimizde 6 yani 2 çarpı 61 diyeceğiz. Buradan da çevre eşittir 2 kere 1 2 2 kere 6 12 122 metre. Şimdi 4 sıra tel çekilecek. Ne demek bu? Şöyle bir kere şöyle çektiği 1. Sonra ikinciyi çekecek. Daha sonra üçüncüyü çekecek. Daha sonra da dördüncüyü çekecek. Yani üst üste gelecek tabi bunlar bu şeklimizde. E, ee, iki boyutlu olduğu için anlaşılmıyor. Üç boyutlu olsaydı daha kolay anlardınız. O zaman 122 ile 4'ü çarpmam lazım benim. Ve şuradan farklı bir renk kalemi alıyorum. 122 çarpı 4 diyorum. 4 kere 2 8. 4 kere 2 8. 4 kere 1 4. Nedir? 488 metre. Benden ne istemişti? Santimetre istemişti. 1 metreyi santimetreye çevirirken ne yapmam lazım? Yüzde çarpmam lazım. Yüzde çarpmak demek ne demektir? Yanına 2 sıfır yazmak demektir. 488'in yanına 2 sıfır yazdığımda sonucu santimetre cinsinden bulmuş olurum. Şöyle de yapalım isterseniz. Yani ne demek bu? 48.800 santimetre demek. Bir çiftçi bir kenar uzunluğu 320 metre olan kare şeklindeki tarlanın etrafına çit çekmek istiyor bu çitin uzunluğu kaç metre olur? Şimdi bu şekildeki bir problemde kurduğumuz bir problemde önce yine biz aşağıya şeklimizi yapalım. Kare şeklinde bir ne var? Tarla var. Kare şeklimizi çizelim şöyle. Ve bir kenarın uzunluğu ne kadardı? 320 metreydi şuranın uzunluğu. E, Çetin uzunluğunu soruyor bize. Çetin uzunluğunu bulmak için bundan 4 tane olacak. Yani 320 çarpı 4 olacak sevgili çocuklar. O zaman 4 kere 2, 8, 0 görmezden geldim. Daha sonra ekleyeceğim. 4 kere 3, 12 ekledikten sonra 0'ı ne oldu? 1280 metre oldu bu çitin uzunluğu.